Sayın Başkanım, iyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Sayın Kobal, hoş geldiniz. Sayın Başkanım, Pazar Genç TV, Pazar Genç Radyo ve pazargençfm.com sitesi olarak her hafta bir aksilik olmazsa sizle bir konuyu tartışacağız. Bir konuyu izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle paylaşacağız. Bugünkü konumuz işte pazarda yaşıyoruz. Pazar adı altında pazar için başka söylemler duyuyoruz. Bu söylemler hakkındaki kısa duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Örneğin mesela işte Atina daha çok kullanılıyor. Bu hafta enine boyuna kısaca düşüncelerinizi alalım. Buyurun hocam. Anladım. Şunu demek istiyorsunuz. İlçemizin adı Pazar. Ama birileri eski yerleşim yeri olan Athena adını bir yerlerde kullanıyorlar. Neden bu tercihi yapıyorlar şeklinde bir soru, evet. Sorunuzdan onu anladım. Şimdi Nevzat Sinan burada kaymakamken Pazar ilçe yıllığını hazırladık öğretmen arkadaşlar. Pazarın tarihi konusunu hazırlama görevi de bana verilmişti. O zaman merak etmiştim, Athena sözcüğü nereden geliyor, Athena sözcüğü nereden geliyor? Bir takım kaynaklara falan baktım fakat çok saçma sapan yakıştırmalar vardı. Yok efendim uzaktan pazarın görünüşü Athena'ya benziyormuş da buraya gelen Yunanlı denizciler veya prensler, sürgüne gelen prensler veya tatile gelen prensler, Athena'ya benzetmişler de bu mümkün değil çünkü Athena bir deniz şehri değil, deniz kenarı değil. Athena'nın limanı var biliyorsunuz, Pire. Dolayısıyla o olması mümkün değildi ama yine ben bu konuları araştırdım ve bir Fransızca kaynakta Athena sözcüğünün nereden geldiği konusunda bilgiye ulaştım. Orada da şunu diyordu, yörede Athena'nın bir tapınağı varmış. Biliyorsunuz antik çağda Yunan dünyasında insan tanrılar, tanrıçalar vardı. Bu tanrıçalardan bir tanesi de Athena'dır. Athena o zamanki Hera ve Zeus'un kızları oluyor. Tanrıların tanrısıdır şeye göre insan antik çağdaki insan tanrılara göre Zeus. Eşi de Hera'dır. Onların kızı da Athena'dır. Akıl ve bilge tanrıçasıdır. Ama akıl ve bilge tanrıçası olmasına rağmen kendisini resmedenler, şimdiye kadar resmedenler hep elinde bir mızrak ve başında bir miğferle resimlemişlerdir. Söylentiye göre Athena'nın pazarda bulunduğumuz yörede, ilçemizde bir tapınağı olduğu ve bu tapınaktan dolayı adının Athena, ilçenin adının Athena olarak değerlendirildiği ve kullanıldığı ve uzun zaman kullanıldığını görüyoruz. Osmanlılar döneminde de öyleydi. Mustafa Kemal Cumhuriyeti ilan ettikten sonra yöre adlarının eski adlarının değiştirmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyordu Türkiye genelinde. O zaman da Athena adı 1928'de pazar olarak değiştirildi. Neden pazar olarak değiştirildi? Çünkü Çamlı Hemşi'nin, Hemşi'nin, Ardeşe'nin, hatta Fındıklı'nın, Çayeli'nin pazar yeriydi. Burada efendim eski gerek Yunanlı denizciler, gerekse Cenevizli denizciler bu bölgeye gelip alışveriş yaparlardı. Bu bölgeden işte baldır, dağlarından bal akan bir ülke burası, memleket burası. Efendim şarap, özellikle yöre şarabı çok ünlüydü. Üzümümüz nedeniyle şarap efendim. Dolayısıyla bir ticaret merkeziydi. Adı pazar olarak değerlendirildi. Şimdi diyorsunuz ki bazı insanlar eski adı Athena'yı kullanmak istiyorlar veya kullanıyorlar. Evet, ben mesela bazı yerlerde gördüm.
İşte Athena, Atina Bakkal, Atina Market, evet. Atina Yufka, Atina Şimdi, Börek gibi yani ne derece doğru, ne doğru, derece yanlış. Doğru yani, değil. Neden doğru değil biliyor musunuz? Şimdi İstanbul'a Konstantinopolis desek kimin hoşuna gider? Evet. Değil mi? Başka dünyaların, başka ulusların hoşuna gider. Bizim hoşumuza gitmez. İstanbul'a Konstantinopolis denmesinden hoşlanmıyorsak pazara da Atina denmesinden hoşlanmamamız lazım. Evet. Şimdi ve de şeye kadar zaten Cumhuriyet dönemine kadar İstanbul Konstantinopolis olarak hep anılmış. Yabancı ülkeler tarafından hep Konstantinopolis olarak anılmış. Sadece Osmanlılar yalnız Der Saadet demişlerdir. İstanbul dememiş, Konstantinopolis dememişlerdir. Fakat Mustafa Kemal döneminde İstanbul için yani dışarıdan gelen mektuplar efendim İstanbul'u çağrıştıran adresler hep Konstantinopolis olarak geliyordu. Mustafa Kemal bütün dünyaya bundan sonra Konstantinopolis adı kullanılırsa mektuplar, koliler, gelen evrakların hepsi geri gönderilecek diye duyurdu ve ondan sonra İstanbul adı kullanılmaya başlandı. Evet. Şimdi Mustafa Kemal'in Konstantinopolis konusunda verdiği bu mücadeleyi dikkate alırsak bizim de pazar için Athena adını kullanmamızın doğru olmadığını düşünüyorum. Kullanmamamız gerekir. Çünkü zaten biliyorsunuz işte Amerika'da dünyada işte bir takım projeler yapılıyor. Dünyada diyorlar 200 devlet azdır. Bunu 1000 devlete çıkarmak lazım. Bu bakımdan projeler falan yapılıyorlar. Türkiye için de bir proje yapılmış ve bu Türkiye'yi 7 bölgeye ayırmışlardır ve de hatta antik isimlerini vermişlerdir. İşte Antalya'ya Pamfilya demişlerdir. Adana bölgesine Kilikya, Doğu Anadolu'ya Ermenya ki Ermenya bölgesine bizim bu Lazca konuşulan kesim de dahil. Sonra Pontus, evet. Trabzon, efendim, Sinop'a doğru uzanan bir bölge. Kastamonu bölgesine Paflagonya, Trakya, İonya diye. Şimdi böyle bir şey var efendim, dünyada hazırlık var, çalışma var, proje var. Siz şimdi bu böyle projeler olduğu bir dönemde efendim pazarımıza Athena derseniz kime hizmet etmiş olursunuz diye düşünüyorum. Kaldı ki bu konuda bir anım var. Efendim bunu bana dayımın kızı anlatmıştı, kulakları çınlasın. Şişli Eftal Hastanesi'nde efendim bir gün rahatsızlıklar nedeniyle gittikten orada bir Rum doktorla konuşmuşlar. Nereli olduğunu sorunca pazarlıyım demiş. Aa pazar mı demiştir dedi. Ha Athena dedi. Orası bizim dedi başkentimizin adı. Evet. Efendim böyle bir demek ki ve de biz gidiyoruz oraya dedi. Oralara gidiyoruz dedi. Demek ki bu gidiş, bu ne tür bir beklentileri olabilir? Akıllarında ne var bu insanların? Neyi yenilemek istiyorlar? Neyi öne çıkarmak istiyorlar? Diye aklımıza geldi. Örneğin Hamidiye bölgesi. Hamidiye bölgesi biliyorsunuz adı eski Trabzon'dur. Ama kimse eski Trabzon demiyor Hamidiye. Herkes yeni adını kullanıyor ki doğrusu olan odur. Eski Trabzon demelerinin nedeni eskiden Trabzon orada mı kuruldu? Ona benzer bir söylemler falan var. Ama Trabzos sözcüğü kelime anlamıyla masa anlamına geliyor. Hamidiye'ye baktığınız zaman dışarıdan bir masa görünümündedir yüksek olduğu için. Aynı şekilde şimdiki Trabzon da öyledir. Kanita bölgesinin yanındaki o kale masa evet, görünümünde falan. Dolayısıyla Atatürk adlarının pazar adının silinmesi ve Atatürk döneminde kullanılan pazar adının yerine Athena adının tercih edilmesi kadar yanlış bir şey yok diye düşünüyorum.
Kaldı ki bu dönemlerde biliyorsunuz Atatürk adları da birçok yerden siliniyor. Özellikle stadyumlardan, efendim işte kültür merkezlerinden. Çok yanlış diye düşünüyorum. Rize Atatürk Stadyumu. Yerine ne ad dediler? Didi. Rize Didi Stadyumu. Yani Didi bir ölçüt olabilir. Yani koca bir spor tarihi açısından değerlendirirsek, bir spor geçmiş açısından değerlendirirsek ne demek yani? Bu kadar basit bir ad olur mu? Rize'nin stadına Didi Stadyumu. Didi yarın öbür gün efendim bir zannediyorum şey marka, çay markası. Marka, içecek markası. Evet. Yarın o içecek markası efendim tutmadı. Efendim alınmadı. Vazgeçti Çaykur bunu yapmaktan sonra. Sonra adını tekrar mı değişeceğiz? Ama yani şuradan şimdi, Atatürk stadyumu yerine yani Atatürk gibi çok büyük değer ve anlam taşıyan bir ismin yerine Didi'nin koyulmasında ki mantığı biz anlayamadık biraz. Yani bu zannediyorum bir şekilde Atatürk adının insanlar tarafından daha az kullanılması, daha az kullanılarak efendim unutturulmaya çalışması gibi bir efendim anlayış var zannediyorum bu şeyinde. Veya da Atatürk adını hazmedemeyen insanların işte Atatürk adını kullanmama gibi bir beklentileri var. Veya da ne bekliyorlarsa da ayrıca ne umut ediyorlarsa efendim o umutları efendim boşunadır diye düşünüyorum. Çünkü Mustafa Kemal gibi isimler hepimizin bildiği gibi efendim dünyaya yüzyılda bir gelinir. Yüzyılda bir gelir ki bu İngiliz Başbakanı Lloyd George'un bir mağlubiyet sonrası ve istifa öncesi sözüdür. Ne yazık ki diyor 20. yüzyılın dahisini Türkler ortaya çıkarmıştır. Kaldı ki Mustafa Kemal çok yönlü bir dahidir. Yani diyelim ki Mozart, Beethoven, efendim işte benzeri isimler dahidirler. Ama sadece müzik yönden dahidir. Veya resim üzerine söyleyelim işte isimler vardır. Tek yönlü dahidir. Ama Mustafa Kemal öyle değil. Mustafa Kemal çok yönlü bir dahidir. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in adını değiştirmek, Mustafa Kemal döneminde koyulan efendim isimleri değiştirmek, onlar yerine eski bir takım isimleri koymak doğru değil diye düşünüyorum. Bu konuda halkımızın daha duyarlı olması gerekir diye düşünüyorum. Evet Sayın Hocam ve Sayın Başkanım vermiş olduğunuz bilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Program başlarında dediğimiz gibi her hafta bir konuyu sizlerle ve izleyicilerimizle paylaşacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.